Sayın seyirciler, İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar bugün de sürdü maalesef. Şehit sayısı ise 16'ya yükseldi. Bugün aralarında biri hamile kadın olmak üzere 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. Bu sıcak gelişmeyi, şu anda yaşananları ve son bilgileri değerlendireceğiz canlı yayında. Turgut Alp Boyraz, Anadolu Ajansı Orta Doğu editörü canlı yayında bizimle birlikte. Turgut Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi İsrail'in saldırıları devam ediyor dedik. Biri hamile kadın, 4 Filistinli daha hayatını kaybettiği bilgisi geldi maalesef. Şu an için yaşananları, saldırıların durumu ve hayatını kaybedenlere dair, yaralılara dair son bilgiler neler, neler yaşanıyor orada? Evet, maalesef Cuma günü başlayan gerginlik artarak devam ediyor diyebiliriz. Cuma günü 4 Filistinli şehit olmuş, 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Dünden bu yana da 16 Filistinli daha şehit oldu. Dakikalar önce 4 kişinin şehit olmasıyla birlikte 16'ya yükseldi. Yani Cuma'dan bu yana alacaksak son 2,5 gün içerisinde 20 Filistinli abluk altındaki Gazze'de hayatını kaybetti. Bunun içerisinde hamile olan bir kadın var. Daha öncesinde de dün de hamile bir kadın hayatını kaybetmişti. Küçük bir bebek var. Yine siviller var. Birçok alan, düzinelerce yer Gazze'nin içerisinde İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu. Hı hı. Bugün gün boyunca bu saldırılara Gazze tarafından verilen karşılıklar vardı roketlerle. Bu roketlerin neticesinde de 3 İsrailli hayatını kaybetti. Özellikle Gazze sınırına yakın Yahudi yerleşim yerlerine roketlerin isabet etmesiyle birlikte diyebiliriz. Tabii gerilim şu anda artıyor ama sebebine de biraz bakmak lazım. Zamanlamaya da iki noktaya burada dikkat çekmek istiyorum. Birincisi şunu hatırlamak lazım. Yani 2006 yılından beri Gazze abluk altında tutuluyor. Ne evet. demek abluk altında olması demek? Yani İstanbul'un küçük bir semti hesabesinde bir toprak parçasının üzerinde 2 milyon insan yaşıyor. Havadan, karadan ve denizden muhasara altında. Hiçbir şekilde seyahat özgürlükleri yok. O bölgenin dışarısına çıkıp giriş yapamıyorlar, giriş çıkış yapamıyorlar. Dünya ile ticaret yapamıyorlar. Son derece sınırlı bir mal girişi var, hizmet girişi var içeriye. Günde birkaç saat elektrik alabiliyor insanlar. Hastaneler, altyapı hizmetleri neredeyse çökmüş durumda. Evet. 2000 ve İsrail bu ablukayı hafifleteceği yönde hiçbir sinyal vermiyor. 2014'te büyük bir saldırı düzenlemiş ve 2200 kişiyi şehit etmişti İsrail Gazze'de. O günden bu yana son 5 yıl içerisinde de gerginlik birçok kez savaş durumuna geldi ve son dakika ateşkesleriyle önlenmişti. Şimdi bir ay önce yine bir bu şekilde bir gerginlik oldu ve neredeyse büyük bir savaşa doğru gidiyordu. O zaman İsrail ile Gazze'deki Filistinli direniş örgütü Hamas arasında bir ateşkese varıldı. Filistin tarafı şunu söylüyor, yani bizim içeriden edindiğimiz bilgilere göre bu ateşkesin maddelerinde şunlar da vardı. Yani bu ablukanın bir şekilde hafifletilmesi, evet. yakıt girişinin içeriye artırılması, para girişinin artırılması ve seyahat özgürlüğünün birazcık da olsa artırılması diye. Filistinli taraflar İsrail'in bu sözlerini, bu yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Dolayısıyla atılan roketlerle, sınıra gelen sivil göstericilerle İsrail'e bir şekilde baskı kurmaya Turgut çalışıyorlar. Bey, evet, buyurun. Turgut Bey, bu arada yani İsrail'in pervasızca saldırılarına baktığımız zaman işte Anadolu Ajansı'nın binası da yerle bir edildi. Bunun üzerine Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları da dikkat çekici. Yani saldırılara şiddetinin arttırılarak devam edileceği yönünde talimat verdiği, emir verdiği haberleri var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu ateşkesin sağlanması yönünde, saldırıların durdurulması yönünde bir gelişme söz konusu değil mi? Bekliyor muyuz böyle bir şey? Yani son derece riskli bir durumdan bahsediyoruz şu anda. Zamanlama derken aslında orayı kastetmiştim. Netanyahu seçime girdi malum geçen ay. Evet. En büyük parti olarak çıktı ve yeniden bir sağcı koalisyonu kurma gücüne erişti. Hükümeti kurma görevini aldı. Bu ay sonuna kadar hükümeti kurmak zorunda. Ve hükümet ortakları olacak kişiler de son derece radikal sağcı partiler. Aynen Netanyahu gibi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde diğer partileri de memnun etmek için radikalizmi, saldırganlığını Netanyahu artırabilir.